Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Nexus 4. Google'ın 2012 sonlarına doğru çıkardığı, tanıttığı bir akıllı telefon. Ve bu telefon yılın başından itibaren Türkiye'de de piyasaya sürüldü. Nexus 4 referans niteliğinde bir Nexus telefonu Android 4.2 Jelly Bean ile aynı zamanda duyurulan, aynı zamanda Samsung üretimi Nexus 10 ile birlikte duyurulan bir akıllı telefon. Biliyorsunuz Google her sene referans niteliğinde bir Android telefon üretiyor. Bu telefon ham sürümle geliyor ve çıkan Android sürümünün neye benzediğini, referans özelliklerinin neler olduğunu o telefon sayesinde daha iyi anlamış oluyoruz. Daha önce Nexus One görmüştük HTC'den. Nexus S ve Galaxy Nexus'ta 2010 sonu ve 2011 sonunda çıkan Android 2.3 Gingerbread ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich için referans niteliğindeki telefonlarıydı. Nexus 4'te Android 4.2 Jelly Bean'in referans telefonu ve bu telefon Android 4.2 Jelly Bean ile birlikte yüklü geliyor. Baktığımızda bu telefona üst sınıf özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Optimus G biliyorsunuz aynı zamanlarda tanıtılmıştı ve teknik özellik itibariyle Optimus G ile boy ölçüşebilecek bir cihaz Nexus 4. 1280x768 piksel çözünürlüklü True HD IPS ekran var ve bu ekran oldukça yüksek siyah renk derinliğine sahip. Görüş açıları da oldukça iyi. Baktığımızda sağdan ve soldan ekranı renk kaybı az olacak şekilde görmek mümkün oluyor. Bu ekran dışarıda gün ışığı altında da rahat bir kullanım sunuyor. Bunu belirtebiliriz. 310 piksel PPI dolaylarında bir piksel yoğunluğu var. Bu da çıplak göze bakıldığında, normal mesafeden bakıldığında piksellerin seçilmemesi oldukça keskin, yazı ve grafiklerin elde edilmesi anlamına geliyor. 1.5 GHz'lik 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Geçen yılın sonlarına doğru çıkan birçok üst sınıf telefonda bu işlemci vardı. Nexus 4'te de bu işlemci yer alıyor. 2 GB RAM var. Bunun dışında 8-16 GB'lık bellek seçenekleri var. Dahili bellek seçenekleri var. Bu telefonda elimizde tutmuş olduğumuz cihazda 8 GB'lık bir dahili bellek bulunuyor. MicroSD kart yuvası yok. Diğer Nexus telefonlarında olduğu gibi Nexus 4'te de yok. Bu demek oluyor ki Google'ın sunmuş olduğu, LG'nin ve Google'ın sunmuş olduğu 8 GB veya 16 GB'la yetinmek zorundasınız. Depolama ihtiyaçlarının giderek arttığı bir ortamda pek fazla yeterli olmadığını söyleyebiliriz aslında bu alanın. Ancak Dropbox bunun gibi uygulamalarla belki alanı biraz daha arttırabilirsiniz. Bunu belirtelim. Bunun dışında Adreno 320 grafik işlemcisi var. Snapdragon S4 Pro ile birlikte gelen, tümleşik şekilde gelen. Bunu söyleyebiliriz. Bağlantı seçenekleri oldukça zengin. Wi-Fi, NFC, Bluetooth var. Çift taşıyıcılı HSPA desteği sayesinde 42 megabit saniye kadar indirme hızını destekliyor. Şebekenin desteklediği yerlerde her ne kadar o seviyeye çıkamayacak olsanız da oldukça yüksek veri indirme hızı elde edebilirsiniz. Söylediğim gibi Android 4.2 Jelly Bean yüklü geliyor ve görmüş olduğunuz gibi ham Android sürümü, bazıları ham sürümü seviyor. Gerçekten oldukça sade, istediğinizi kolayca bulabileceğiniz bir işletim sistemi, bir arayüz var karşımızda ve bir Nexus telefonu olmanın verdiği avantajı da Android'de yeni sürümle birlikte gelen ilk yenilikler bu telefonlara geliyor. Önümüzdeki birkaç Android sürümünün Nexus 4 tarafından öncelikle alınacağını söyleyebiliriz. Dikkat çeken yeni bir özellik, bildiğiniz gibi 4.2 Jelly Bean'le birlikte gelen hızlı ayarlar. Nexus 7'de ekranın sol ve sağ kısmını aşağıya doğru sürüklediğimizde farklı çubuklu tepsiler geliyordu. Burada ise üstten alta doğru sürükleme yaptığınızda, bildirim tepsini genişlettiğinizde bildirimler ön planda, sağ üst köşede bir tane buton görüyorsunuz. Ona dokunduğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi hızlı ayarlar karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Google uygulamaları var. Yine Google Play Store'dan birçok uygulama indirip kullanabilirsiniz. Bunu belirtelim. Telefonun tasarımına bakalım. Oldukça şık. Nexus cihazlarının genel tasarım özelliklerini yansıtabilen bir cihaz. Şu şekilde ekranı kapattığımda aslında bir Nexus cihazı olduğunu anlayabilirsiniz. Biraz da Galaxy Nexus ile Nexus S arasında bir cihaz yapmış LG Google için. Oldukça ince, hoş, yuvarlak hatlara sahip. 9 mm civarında bir kalınlığı var. Bu da telefon için oldukça iyi. Ekran 4.7 inç ancak ekranın etrafı çerçeve o kadar dar tutulmuş ki sanki biraz daha küçük bir telefon varmış gibi geliyor. Belki bu gerçek bu şekilde ya da o kadar çok fazla büyük ekranlı telefon gördük ki artık Nexus S biraz küçük geliyor. Baktığımızda sol tarafta ses tuşları, sağ tarafta güç butonu var. Bunlar tek elde rahatlıkla kullanılacak şekilde ayarlanmış. Ses tuşunun hemen altında micro sim kart yuvası var.
Bu telefonun bataryası çıkarılamıyor, herhangi bir parçası çıkarılamıyor. Bir tane sivri uçlu bir cisim yardımıyla sim kart tepsisini çıkarıyorsunuz ve mikro sim kartı yerleştiriyorsunuz. Üst tarafa baktığımızda 3,5 mm'lik kulaklık şakının yer aldığını görüyoruz. Altta mikro USB portu ve mikrofon var. Üstte ikinci bir mikrofon var. Böylelikle Nexus 4 biraz da ortam seslerinden arındırılmış şekilde konuşma yapma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda da ses kaydı zamanında kamerayla video çekerken ortam seslerinin daha iyi şekilde kaydedilmesine olanak sağlıyor. Arkada 8 megapiksellik bir kamera var. 1080p video kayıt özellikli. Önde de ikinci bir kamera var. Görüntülü görüşmeler için ayrılmış. Kamera arayüzüne bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Google'un sunmuş olduğu, Android'in sunmuş olduğu temel kamera arayüzü bu şekilde. Farklı çekim modları var. Görmüş olduğunuz gibi 360 derece adı verilen bir çekim modu var. Bulunduğunuz ortamdaki bütün ayrıntıları yakalayıp ortamın 360 derecelik bir fotoğrafını oluşturabilirsiniz. Böyle bir çekim modu sunuluyor. Devam edelim. Yine panoramik modu görüyoruz. Fotoğraf ve video çekimler arasında geçiş. Görmüş olduğunuz gibi ayarlara bu şekilde bir dairesel yapı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde Google'un Android 4.2'de sunmuş olduğu temel kamera arayüzü. Nexus 4 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.